Dünya coğrafyası, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin şekillendirdiği devasa dağlar, okyanuslar ve kıtalarla doludur. Bu süreçlerin hem en etkileyici hem de en yıkıcı örneklerinden biri, görenleri hemen etkileyen volkan yapılarıdır. Yerin derinliklerinden yükselen erimiş kaya kütleleri, hem doğayı hem de insan uygarlığını defalarca değiştirmiştir. Pasifik Ateş Çemberi'nden Ant Dağları'na kadar birçok bölgede aktif volkanlar bulunurken, Akdeniz'in kalbinde yer alan Sicilya Adası, dünyanın en ünlü yanardağlarından birine ev sahipliği yapar. Etna Yanardağı, İtalya'nın Sicilya Adası'nda, doğu kıyısında yer alan Catania ve Messina şehirleri arasında konumlanmış, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağıdır. Akdeniz'in bu muhteşem doğal yapısı, Catania Ovası'nın hemen kuzeyinde yükselir ve çevresinde verimli tarım arazileri, üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili köyler bulunur. Roma, Bizans, Arap ve Norman hakimiyetlerinden izler taşıyan Catania, barok mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan önemli yapılar barındırır. Yanardağ eteklerinde Nicolosi ve Zafferana Etnea gibi kasabalar, hem yerel halkın yaşam alanı hem de turistlerin uğrak noktasıdır. Etna'nın çevresi, lav akıntılarıyla şekillenmiş siyah volkanik kayaçlar, yeşil ormanlar ve krater manzaralarıyla dikkat çekerken, yanardağın kendisi hem jeolojik hem de kültürel açıdan Sicilya'nın sembolüdür. Yaklaşık 3350 metre yüksekliğe sahip olan yanardağ, deniz seviyesinden itibaren bu yüksekliğe ulaşır ve sık sık gerçekleşen volkanik aktiviteler, patlamalar, lav akıntıları ve piroklastik birikintiler nedeniyle sürekli dalgalanır. Örneğin, her büyük patlama veya kül püskürmesi, yeni malzeme birikimiyle zirveyi birkaç metre yükseltebilir ya da krater çökmeleriyle yüksekliği azaltabilir. Etna'nın tabanı, yaklaşık 40 kilometre çapında geniş bir alana yayılır ve bu, yanardağın büyük bir jeolojik ayak izine sahip olduğunu gösterir. Kapladığı toplam alan, yaklaşık 1190 kilometre kare olarak tahmin edilmektedir. Bu, Sicilya Adası'nın doğu kesiminde önemli bir yer kapladığını ve çevresindeki tarım arazileri, köyler ve şehirlerle etkileşim içinde olduğunu yansıtır. Volkanın yapısı, lav akıntıları, piroklastik birikintiler ve kül katmanlarından oluşan karmaşık bir jeolojiye sahiptir. Etna, 4 ana krateriyle dikkat çeker. Bu kraterler, yanardağın sürekli aktif doğasını yansıtır ve sık sık lav, gaz ve kül püskürtmeleriyle etkinlik gösterir. Kuzeydoğu krateri, Etna'nın en yüksek noktasında yaklaşık 3330 metrede bulunur ve 1911 yılında oluşan bu krater, yanardağın en eski ve en büyük zirve kraterlerinden biridir. Çapı yaklaşık 500 metre olan bu krater, zaman zaman şiddetli patlamalar ve kül püskürmeleriyle bilinir. Ancak son yıllarda daha az aktif olmuştur. Voragine, 1945 yılında oluşan ve merkezi konumuyla dikkat çeken bir kraterdir. Çapı yaklaşık 200 ile 300 metre arasında değişir ve sık sık lav fıskiyeleri üretir. Bocca Nova, 1968 yılında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 metre çapıyla geniş bir yapıya sahip olan bir diğer kraterdir. Genellikle gaz emisyonları ve küçük çaplı patlamalarla aktiftir. Güneydoğu krateri, 1971 yılında oluşan ve son yıllarda Etna'nın en aktif krateri olarak öne çıkar. Çapı yaklaşık 200 ila 250 metredir ve 2021 yılındaki patlama serilerinde yüksekliği artarak Etna'nın yeni zirve noktası haline gelmiştir. Bu kraterler, lav, kül ve gaz püskürtmeleriyle Etna'nın jeolojik yapısını sürekli yeniden şekillendirir ve yanardağın dinamik doğasını yansıtır. Yanardağın eğimi, özellikle üst kısımlarda %30'a kadar ulaşabilir. Bu da hem tırmanış hem de volkanik malzeme akışı açısından zorlu bir arazi yapısı oluşturur. Yanardağın yüzeyi, geçmişteki lav akıntılarından oluşan geniş siyah bazaltik kayaçlarla kaplıdır ve bu akıntılar, bazı yerlerde 10 metreyi aşan kalınlıkta katmanlar oluşturmuştur. Yamaçlarında 2000 metreye kadar uzanan verimli volkanik topraklar bulunur. Bu topraklar, mineral açısından zengin olduğu için tarım için elverişlidir. Yanardağın alt kısımlarında, 1000 ile 2000 metre arasında yoğun ormanlık alanlar ve çalılıklar hakimdir. Ancak daha yüksek rakımlarda bitki örtüsü seyrekleşir ve 2500 metreden sonra genellikle çorak, volkanik bir manzara ortaya çıkar. Etna'nın yüzey sıcaklıkları, aktif kraterlerde 1000 dereceye ulaşabilirken, çevresindeki lav akıntıları soğudukça sertleşerek yeni arazi formları yaratır. Yanardağın bu dinamik yapısı, jeologlar için bir laboratuvar niteliğindedir ve volkanik süreçlerin incelenmesi için eşsiz bir alan sunar.
Afrika plakasının Avrasya plakası altına dalmasıyla oluşan bu tektonik etkileşim, Etna'nın magmatik aktivitesinin temel itici gücüdür. Bu dalma bölgesi, yer kabuğunda magma odalarının oluşumuna yol açar ve bu odalar, Etna'nın sürekli volkanik aktivitesini besler. Yanardağın stratovolkan yapısı, milyonlarca yıl boyunca biriken lav akıntıları, piroklastik materyaller ve kül katmanlarından oluşmuştur. Jeolojik kayıtlara göre, Etna'nın oluşumu yaklaşık 500 bin yıl öncesine dayanır ve bu süre boyunca yanardağ, defalarca patlayarak bugünkü yaklaşık 3350 metre yüksekliğine ulaşmıştır. Antik çağlardan itibaren kaydedilen ilk patlamalardan biri, M.Ö. 475 yılında Yunan şair Pindar'ın yazılarında bahsedilen bir olaydır. Bu dönemde Etna'nın yoğun kül püskürmeleri Sicilya'nın doğu kıyılarını etkiledi. Tarihçiler, devasa lav akıntılarının çevredeki köyleri yok ettiğini, gökyüzünü kararttığını ve insanların ölümüne yol açtığını aktarır. Milattan sonra 122 yılında meydana gelen büyük bir patlama ise özellikle Katanya şehrinde yıkıcı etkilere yol açtı. Yoğun kül yağışı kentin üzerini kalın bir tabaka halinde örterek birçok binanın çökmesine neden oldu. Bu felaket o kadar büyüktü ki Roma İmparatorluğu Katanya'ya yardım göndermek zorunda kaldı. Bu da Etna'nın sadece Sicilya için değil, tüm imparatorluk açısından ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteren önemli bir örnek olarak tarihe geçti. 1169 yılı, Etna Yanardağ tarihindeki en trajik olaylardan birine sahne oldu. O yıl meydana gelen şiddetli bir patlama, güçlü bir depremle aynı anda gerçekleşerek Sicilya'yı büyük bir felaketin içine sürükledi. Tarihi kaynaklara göre yaklaşık 15 bin kişi bu felakette yaşamını yitirirken, bu olay Avrupa'da yüzyıllarca doğanın en büyük gazaplarından biri olarak anıldı. Orta Çağ'da 1224 yılındaki patlama, yanardağın kuzeydoğu yamacında büyük bir lav akışı oluşturarak yerel yerleşimlere zarar verdi. Bu dönemde Etna'nın patlamaları genellikle yerel halk tarafından hem korku hem de hayranlık uyandıran doğa olayları olarak görüldü. 1669 yılı Etna Yanardağı'nın kaydedilmiş tarihindeki en yıkıcı patlamaya sahne oldu. Mart ayında başlayan bu büyük püskürme sırasında dağın yamaçlarından aşağı doğru ilerleyen lav nehirleri, önüne çıkan her şeyi yok ederek yaklaşık 20 köyü haritadan sildi. Lav akıntıları o kadar güçlü ve genişti ki Katanya şehrinin surlarına kadar ulaştı ve kentin kapılarını yutarak şehrin bir kısmını da kül ve taşlarla kapladı. Bu patlamada yaklaşık 990 milyon metreküp lav Katanya şehrine ulaşarak on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. 18. ve 19. yüzyıllarda Etna'nın patlamaları daha sistematik bir şekilde kaydedilmeye başlandı ve bilimsel gözlemler arttı. 1766 yılındaki patlama, yanardağın kuzey yamacında yoğun lav akıntılarıyla dikkat çekti ve bu akıntılar, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir alanı kaplayarak tarım arazilerini tahrip etti. 19. yüzyılın önemli olaylarından biri 1852 yılındaki patlamadır. Bu patlama, özellikle Güneydoğu kraterinin aktif olduğu bir dönem olarak bilinir ve yoğun kül bulutları Akdeniz'in geniş bir bölgesine yayıldı. Bu dönemde Etna'nın patlamaları sadece yerel halkı değil, aynı zamanda Avrupa'daki bilim insanlarını da cezbetti. Volkanologlar, yanardağın stratovolkan yapısını ve magmatik süreçlerini incelemeye başladı. 1928 yılında Etna'nın yamaçlarında başlayan güçlü bir lav akıntısı, kısa sürede Maskali kasabasına ulaşarak tarihe geçen bir felakete yol açtı. Lav nehirleri, kasabanın sokaklarını ve binalarını tamamen kapladı. Maskali neredeyse haritadan silindi. Bu patlama, modern dönemde bir yerleşim merkezinin tamamen yok olduğu nadir volkanik olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Olaydan sonra bölge halkı başka yerlere göç etmek zorunda kaldı ve Maskali kasabası daha sonra yeniden inşa edildi. Fakat bu felaket Sicilya halkının belleğinde silinmez bir iz bıraktı. 1971 yılında ise Etna, bilimsel gözlemler için kurulan tesisleri hedef aldı. Bu patlama sırasında volkanın eteklerindeki teleskoplar ve gözlem evleri lav akıntılarıyla kaplanarak kullanılamaz hale geldi. O dönemde bilim insanları yanardağı yakından incelemek için önemli yatırımlar yapmıştı. Ancak yanardağın gücü insan teknolojisinin sınırlarını bir kez daha gözler önüne serdi. 2017 yılında bilim insanları ve gazetecilerden oluşan bir grubun gözlem yaptığı sırada aniden patlayarak tehlikeli bir olaya neden oldu. Lavla temas eden buz ve kar tabakasının aniden buhara dönüşmesi sonucu meydana gelen patlamada,
taş ve buhar parçaları fışkırarak gruptaki birçok kişiyi yaraladı. Bu olay, Etna'nın öngörülemez doğasını bir kez daha kanıtladı. Ardından 2021 ve 2022 yıllarında yanardağ tekrar sık ve etkileyici patlamalar sergiledi. Gökyüzüne fırlayan lava fışkırmaları yüzlerce metreye, kül bulutları ise kilometrelerce yüksekliğe ulaştı. Smithsonian Enstitüsü'nün küresel volkanizm programına göre, özellikle M.Ö. 1500'den günümüze kadar olan dönemde yaklaşık 200 patlama resmi olarak kaydedilmiştir. Ancak bu sayı, 6. yüzyıl öncesine ait eksik kayıtlar ve daha küçük ölçekli etkinlikler nedeniyle daha yüksek olabilir. Yanardağın sıcaklığı, volkanik aktivitenin türüne ve ölçüm yapılan bölgeye bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Aktif kraterlerdeki magma sıcaklığı genellikle 1000 derece ile 1200 derece arasında olup, lav akıntıları yüzeye ulaştığında bu sıcaklık 700 derece ile 1000 derece civarına düşer. Soğuyan lav akıntıları, dış yüzeyde hızla sertleşirken birkaç yüz dereceye kadar soğuyabilir. Yanardağın çevresindeki yüzey sıcaklıkları ise mevsimsel koşullara bağlıdır. Eteklerde, Akdeniz iklimi nedeniyle genellikle 15 ila 25 derece arasında değişirken, zirvede kış aylarında 0 derecenin altına düşebilir ve kar örtüsü oluşabilir. Kül ve gaz püskürmeleri sırasında, krater yakınlarında ölçülen gaz sıcaklıkları da 100 ila 500 derece aralığında olabilir. Bu veriler, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün termal kameralar ve uydu ölçümleriyle elde edilmektedir. Yanardağ patladığında, püskürmenin şiddetine bağlı olarak kül ve gaz bulutları atmosferde 2 ila 10 kilometre yüksekliğe ulaşabilir. Örneğin, 2021 yılındaki yoğun patlama serilerinde kül bulutları yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe erişerek Avrupa hava trafiğini etkiledi. Günümüzde Catania Metropolitan bölgesinde yaklaşık 1 milyon kişi bulunurken, Nicolosi, Zafferana Etnea ve Randazzo gibi yanardağın eteklerindeki kasabalarda 10 binlerce insan ikamet eder. Yerel halk, Etna yanardağını hem bir tehdit hem de bir bereket kaynağı olarak görür. Volkanik toprakların sağladığı verimlilik sayesinde bölgede üzüm bağları, zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle tarım gelişmiştir ve Etna şarapları dünya çapında ün kazanmıştır. Bu da yerel kültürde mama olarak anılır ve halk arasında volkanla bir tür duygusal bağ kurulmuştur. Bu, hem saygı hem de birlikte yaşama uyumunu yansıtır. Etna'nın eteklerinde, daha yüksek rakımlarda, yoğun ormanlar ve çalılıklar bulunur. Bu bölgeler, çeşitli hayvan ve bitki türlerine ev sahipliği yapar. Hayvanlar arasında, Sicilya tilkisi, yaban tavşanı ve Akdeniz atmacası gibi türler yaygındır. Ayrıca, volkanik mağaralarda yarasalar barınır. Kuş türleri arasında, endemik Sicilya kaya kekliği dikkat çeker. Bitki örtüsü, Etna'ya özgü endemik türlerle zengindir. Örneğin, Etna süpürge otu, sarı çiçekleriyle 1500 ile 2500 metre rakımda yayılır ve volkanik topraklara uyum sağlamıştır. Etna menekşesi ve Etna papatyası gibi endemik bitkiler, 2000 metre üzerindeki verimsiz arazilerde bulunur. Daha alçak rakımlarda, kestane ve meşe ormanları hakimdir. Etna yanardağı, İtalya'nın Sicilya adasında, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek volkanı olmasının yanı sıra, kayak tutkunları için eşsiz bir destinasyondur. Yanardağın eteklerinde, özellikle güney yamaçta, yaklaşık 1900 metrede bulunan Rifugio Sapienza ve kuzey yamaçta, yaklaşık 1800 metrede bulunan Piano Provenzano olmak üzere iki ana kayak merkezi bulunur. Bu merkezler, kış aylarında karla kaplanan yamaçlarda kayak ve snowboard imkanı sunar. Örneğin, Etna'nın zirvesinde kar kalınlığı 1 ila 2 metreyi bulabilir. İlginç bir şekilde, bu merkezlerde kayak yaparken yanardağın volkanik aktiviteleri, lav akıntıları ve kül püskürmeleri gözlemlenebilir. Bu da adrenalin dolu bir deneyim yaratır. Örneğin, 2025 yılında kaydedilen haberlere göre, kayakçılar aktif patlamalar sırasında bile Piano Provenzano'da kayak yapmaya devam etmiş, lavların karla buluştuğu manzaralar eşliğinde unutulmaz anlar yaşamıştır. Günümüzde Etna Yanardağı, volkanoloji ve jeofizik alanında yoğun araştırmaların merkezi olup, Avrupa'nın en aktif volkanı olarak bilim insanlarının dikkatini çekmektedir. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna'nın magmatik süreçlerini, gaz emisyonlarını ve sismik aktivitelerini izlemek için gelişmiş teknolojiler kullanır. Örneğin, uydu tabanlı radar sistemleri ve GPS cihazlarıyla yanardağın yüzey deformasyonları milimetrik hassasiyetle takip edilir. 2021 yılındaki patlama serilerinden elde edilen veriler,
magma odalarının dinamiklerini ve krater oluşumlarını anlamak için analiz edilmekte, özellikle Güneydoğu kraterinin aktivitesi üzerine odaklanılmaktadır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.